merhabalar. Bu hafta yine beraberiz. Biz bundan mutluyuz. Umarım program sonunda insanlar da mutlu olur diye düşünüyorum Namık'cığım. Eyvallah. Sen ne düşünüyorsun? Mutlu olurlar mı? Olacaklardır mutlaka. Ya ben mutlaka mutlu yine olacak. Muhabbetimize bağlı tabii. Kesinlikle ama bir de ortama da bağlı ama ortamı buraya taşımayacağız. Sohbetin içerisinde ortamı kullanabiliriz onu ama değerlendiririz. Hep dediğim gibi sevgililer, dostlar, arkadaşlar, muhabbet yapanlar, yabancılar, Kafkaslılar, Toroslular, evet. Çukurovalılar, evet. Hemen gidiyor. Arzenliler, dünyalılar merhaba. Şimdi sana bırakayım mı sen anons eder misin inşallah? Olur zevkle. Yaşar Kemal diyor ya. Kim lan. İcra mı geldi oğlum? Vallahi billahi ya. Sinek ilacı sıkın ya. Sinek ilacı sıkın. Sinek ilacı sıkın dedim. Yaşar Kemal diyor ya, dağın öte yüzünde güneş varmış. Güneşle sohbetimiz var. De hadi o zaman sohbete. Güneş gibi konuklarımız var bugün de. Gökhan ve Burhan Şeşen. Evet, Gündoğarken. Bomba sana baba. Koş bulduk, koş bulduk. Panik yok. Yok. Lan Yaşar Kemal'de falan deyince benim bir anda yoldaşlar dedim. Yoldaşlar falan. Geldim yani. Başka bir yer. Yoldaş nasıl güzel laftır ya. Yoldaş güzel laftır. Nasılsınız? İyiyiz. Vallahi şimdi hadi öyle bir şeye parmak bastın ki, yaraya parmak bastın ki. Sadece o anlamın yani o düşüncenin içi boşaltılmadı. Bir sürü şeyin içi boşaltıldı tabii ki. Hani ben de şey yapmayayım, kışkırtmayayım ama herhalde zaman içinde konuşacağız değil mi? Nelerin içi boşaldı falan. Her şeyi düşünsün diye bak. Bizim başkanımız, müyor bir başkanımız. Evet. Sayın başkanım. Sayın başkanım. Benim telif haklarını önce bir konuşsak ayağımız alışmışken. Şeyi söylüyorum Gökhan'cığım, biz arada bir başkanla görüşüyoruz ama senden çok daha seyrek görüşüyoruz. Seni görmek çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz güzel. Çünkü özlemişim de öyle bir şey. Ama bu içi kavramları boşaltılan diyoruz ya. Şimdi düşün ki entelektüel bir yapı var değil mi? Entelektüel bir kavram var. Biz onu entel yaptık da bu ülkede. Evet. Entel, entel yaptık. Yani. Evet, doğru söylüyorsun. Ya zar zor doğanın bilinçten sonra insanlara bahşettiği bilincin enerjisiyle gelişen bir kavramdır entelektüelizm. Evet. Tabii ki. Ay entel dantel yaptık, başka bir şey yaptık. Yani. Şimdi onu söyleyeceğim. Entelektüellik düşünmeyi gerektirir, araştırmayı gerektirir. Ol bir değil mi? Araştırmayı gerektirir, bilgiyi gerektirir. Şimdi bunu küçümseyen insanlar buna ne diyecekler? Tabii ki entel diyecekler yani. Biz bir de şunu karıştırıyoruz ya, entelektüelle aydını karıştırırız biz. Yani evet. Onu da söylemek istedim çünkü entelektüel fark etmektir yani fark eden, sorunu evet. Fark edendir entelektüel. Ama entelektüel o sorunun çözümüyle uğraşmaz, fark eder. Der ki burada bir sorun var. Onun çözümüyle uğraşan aydındır. Mesela orada. Aslında şey diyor mesela siyasetten bilimdir baktığınız zaman. Siyaset bilimi diye bir şey var ama bizde politikaya evrildiği için bambaşka bir şeye gidiyor ya aslında. Bizde bilimdir çünkü aritmatik olarak girine çıkana paraya şuna evet, evet, şey. Aynen öyle. Karşındaki insanın anlayabildiği kadardır senin anlattığın. Evet doğru. Ve bir bak, anda olayı netleştirdi. Tabii ya. Ceyhanlı Namık. Bundan özel laf söylenmez artık. Allah'ına kurban kardeşim. Şimdi istediğiniz kadar anlatın. Karşı taraftaki anlamıyorsa zaten boş konuşuyorsun gibi bir şey oluyor yani. Yalnız şu son zamanlarda Namık Bey çözüm bulunan bir şey yok ki. Namık Bey? Gökhan Baba, Namık Bey'i kaldıralım. Bey yok. Öyle mi? Yok aman. Namık? Öyle mi? Tabii. Ceyhanlı Namık. Peki K'yı nasıl vurguluyoruz? Namık. Namık. Yani K öyle ona göre ben. Ha, tamam. Baktım sen de Namık'sın. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Siz hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama ben bir anda böyle zamana gittim geldim. Mecidiyeköy. Oo. Bak nereye? Neydi? Yani, Gola mı? Yok. Gola. Gola değil, hayır. Ama başka bir şey adı. Levent Kırca'nın neydi? Hodri Meydan, ha? Hodri Meydan tiyatrosu. Hatırlıyor musunuz? 84 falan. 84 Kadıncıklar tabii. Kadıncıklar. Biz de orada şey yapıyorduk o zaman. Batı Yakası Hikayesi. Cem'le beraber. Cem Özer vardı. Cem Özer, ben Selçuk abi falan koreografta. Ali Cem Köroğlu abi. Tabii Ali Cem Köroğlu. Şahane insan. O ben Güney, yönetmenimiz o ben falan. Biz orada prova yapıyorduk, siz de prova yapıyordunuz ve siz orada oynuyordunuz Kadıncıklar. Sen o zamandan beri hayran mısın bize yani? Hayranlığın o zamandan başlıyor. İşte benim böyle bir zayıflığım var biliyor musun? Ama bir şey söyleyeyim. Gerçekten sonra müziğe bulaştım ben baleden müziğe geçtim. Geçmedim hep vardı ama yani o da gelişti. Ama o kadıncıklar müzik dili var ya bence gerçekten hala bir atölye olarak ortaya konması gereken bir çalışma. Ya şimdi yine bir yara yaparlar. Çok güzel. Ama ne olmuş biliyor musun? Çalarız belki birazdan ufacık. Fakat ne olmuş biliyor musun? Bir şey için araştırma yapıyorduk biz. Bazı şarkıların sözlerini hatırlayamadık Kadıncıklar için. Tabii oyun çekilip de yayınlanmadı. Bir kısmı yayınlandı falan böyle. Ya YouTube'da da tam detaylı bulamadım. Kadıncıkları başka tiyatrolarda sergilemiş. İzmit'te sergilenmiş. Öyle mi? Onu bilmiyorum. Evet. Fakat müzikler değişmiş abi. Cücenoğlu'nun değil miydi bizim? Evet. Tuncer abi. Tuncer Cücenoğlu tabii. Fakat müzikler değişmiş. Sözler değişmiş. Bir şey söyleyeyim. Sizin oyun, yani Tuncer Cücenoğlu'nun oyunu gidiyor. Sizin müziklerle gidiyor. Müzik değişiyor. Evet. Kimi müdahale ediyor? Bazı sözleri değişmiş. Orada kim yazdıysa aslında bilemiyorum o niye ne oldu. Evet. Fazla da deşelemedik yani. Yani tabii yani Tuncer'e rahmetli olduktan sonra bizim haberimiz oldu. Evet. Çünkü onun için de... Bir de Tuncer abi çok hassastı bu konularda. Bir de naifti yani. Evet, çok yani, bence de yani çok büyük katkısı var tiyatro yazdığı oyunlarla gerçekten. Gerçi ne oluyor? Oyun hakikaten yani. O senenin Buran'ın dediği gibi bir sürü ödül aldı. Belki de bütün ödülleri aldı, aday oldu. Ben İsmet Günterler falan tabii. Müzik hariç. Sadece müzik ödülü aldı. Ben de bekliyorum. Evet. Hariç. Ne olacak o zaman ama bu telif hakları? Gerçekten bak, tiyatro müziği falan çok farklı şeyler var ama müzikal değil. Biz demi klasik bakıyoruz ona yani, biraz müzik biraz değil falan ama o çalışmada, bu atölyedir o. Oradaki müzikler gerçekten konu itibariyle ve konu işlem özde vurgulayıp ve seyirci aktarına... Biz ne yaptık biliyor musun Mazlum? Çalışma prensibimiz şuydu. Okuma provalarına itibaren oradaydık. Oradaydım ben. Evet, okuma ve de oyun hani sahneye çıktığı zaman da hep oradaydık. Ve burada bu şarkı olur veya burada bu şarkıyı besleyelim. Aynen. Hakikaten çok büyük bir de ilk tiyatro deneyimimiz. Çok hakikaten 4 elle sarıldık. Gerçekten de çok sevdiğimiz bir iş oldu. Güzel. Ve hakikaten Levent abi de rahmetli o oyunla birazcık maddi anlamda bir şey rahatlığa erdi. Çünkü zor. Alev vardı, Alev Sayın oynadı başında. Mesela onu da bulan galiba sensin. Ben o zaman Ses Dergisi'nde muhabirim, bir tek oyunun incisi eksik. Alev İnci rolünü oynamıştı. Alev de 81 şeydi. Türkiye 100 güzeli kraliçesi. Bir şey yani, bir de o şeyin TRT'de bir dizi Kartallar Yüksek uçarma, orada oynamıştı bir dizi. Biraz ama popüler falandı. Senden önce bir eskiyiz. Alev konusunda ne biliyor musun? Biz Hababam Sınıfı oynuyorduk. Ertem Eğilmez. Metin abi, rahmetli Metin Selezli. Alev orada dansa başladı. Biz dans ettirdim, ben ona başladı. Oradan Kadıncıklara geldi. Alev Hababam'dan geldi oraya. Peki sana bir şey daha... Yani daha önceyiz. Peki sana bir şey söyleyeyim. Dansı deyince Halit Ergenç de bizde Levent Kırca'da dansçı olduğunu biliyorsunuz değil mi? Biliyor musun? Evet. Ya, bir tek dansçı... Halit'ciğim. Ne demek? Ben Halit'i hep şeyde hatırlarım. Operada kantinden hatırlarım. Ne haber Halit falan, böyle bir kantin. Bizim opera dönemimiz var orada. Peki bir şey söyleyeyim. Beni en çok ilgilendiren şey şu. Kaç yıl sürdü? Yani kaçıncı yıldasınız siz şu anda? Benim 38. yılım. Senin de 38 herhalde değil mi? Ya sen ben var mıyız? Ayıp ya. Allah. Hayır, sen diyorsun ya, belki sen hani aynı yılda başlamışsın. Hayır, bir şey söyleyeyim. Şunu merak ediyorum. Hep üçlüydü, sonra ikili oldu ya amca abi. İlhan abiciğim, canım benim ya. Başka bir tanem benim İlhan abi. Ama şunu söyleyeyim. Üçünün dışında ikilisiniz ama şunu hep merak ederim. Kendi kendinize kaldığınızda tek başına söylediğiniz bir şeyi hiç paylaştınız mı grup olarak? Repertuarınıza hiç girdi mi öyle bir şey? Zaten aslında çoğu öyle aslında. Mesela ben evde kar mı yağmış şu dağlarım bir söylerim ama sadece söylemem. Yani ya da grupta çalmam. Yok hiç öyle, hani dediğini çok iyi anladım. Yok yani hiçbir zaman, hani zaten bizim asıl muhabbet şu. Biz sabahlara kadar otururduk amca ben Gökhan. Gerçekten akşam yemeği sabah sürerdi. Çünkü hepimiz ayrı şehirlerdeyiz. Amca Bursa'da, işte Gökhan Ankara'da, ben İstanbul'da. Ben de çok güzel otururum amcayla içerek. Ve de buluştuğumuz zaman hep şarkılarımızı çalardık. İşte diyelim ki bir söz eksik, amca o sözü tamamlar. İşte bir doğaçlama vokal yaparız. Yani bizim hayatımız müzikti gerçekten. Ama hiçbir zaman da Gökhan da zaman zaman söyler. Böyle profesyonel anlamda hani müzisyen olacağımız düşünmedik. Hep biz ayrı disiplinler, işte amca avukattı, Gökhan elektrik mühendisliği okuyor, ben makine mühendisliği okuyorum falan. Yani ama içimizde böyle bir, babamız çok sağ olsun, Allah uzun ömür versin, çok büyük destek verdi. Yani hakikaten cebinden paralar harcayarak o Hodri Meydan'da konserler falan verdirdi. Babam emekli kaptan. Aynen şunu söyledi. Siz sadece müzisyen olabilirsiniz, başka bir şey. Başka bir şey olamazsınız. Bir de ne ama bunlar nereye gitse ben oraya giderdim. Zincirlikuyu, hayaldir, bilmem nedir falan, neresi, ben giderdim oraya. Abi o zaman gidecek yer yoktu ki. Gidecek yer yoktu. Nereye gidecektin başka? Yok vardı da ben gidiyordum. Tercih edin. Sağ olasın. Hadi abi şurada bir şarkı söyleyelim artık. Şimdi gerçekten çok konuştuk ya. Hadi yürü Gökhan, yürü. La bırak hadi gidin çalışalım. Karar verdik mi? Orada karar verdik. Hadi gel. Gündoğarken. Hadi. Yola çıktım, iz bulamadım. Seni buldum, ben olamadım. Yandım, kavruldum, kül olamadım. Niye? Aşka sarıldım, kül olamadım. Niye? Yapamadım. Topraktan geldim, toz olamadım. Boşluktaydım, hiç olamadım. Kitaplar yazdım, harf olamadım. Niye? Öğütler verdim, ders olamadım. Yine yapamadım. Kıbleye döndüm, yön bulamadım. Sadaka verdim, el olamadım. Hayata kattım, can olamadım. Niye? Yeminler ettim senin üstüne ama tutamadım. Yapamadım. Bulamadım. Olamadım. Diyoruz da kayıt akıyor, hadi. Yeter lan hadi. Elinize, dilinize sağlık. Sağ olun. Vallahi yani uzun zamandır çalmıyor da yani bu pandemiden. Daha önce yakınlığın neydi senin mesela? Işte, neyle? Gündoğarken'le. Ben sana mahzun diyor muyum ya? Özcan'cığım diyebilirsin. Soruyorum. Gündoğarken'le. Valla hep kulağımıza aşina işte olacak o kadarın müziği mesela. Neydi ya şeyin Çınar yayınlarından Ilgaz'ın Hababam Sınıfı'nın müziği gibi. Şey, Rıfat abi. Yani, mesela onların müziği gibi. Olacak o kadar da hiç hafızalarda silinecek bir müzik değil. Bence de amcanın yaptığı o şarkı hakikaten Türkiye'de yapmış en iyi jenerik müziklerinden birisi. Gerçekten. Olacak o kadar. Ve hala güncel biliyorsun. Evet. Şimdi olacak yani. Bir şey çok doğru aslında. Yani bir çentik atıyorsun hayatın bir yerine melodik olarak. O çentik gittikçe hayatın bütün vücudunu kaplamaya başlıyor. Sen ister istemez o kendi yürüyor yani. Önemli bir çalışmadır olacak o kadar. Yani Melih Kibar'ın dediği gibi tabii. Levent abinin çok enteresan, çok güzel bir lafı vardır. Hep hayatımızda yön gösteren bence. Kabiliyet iltifata tabidir der Levent abi. Gerçekten bize, ben ondan duydum bir kez. Belki başka birileri. Ne kadar marifetliysen o kadar. Ve de hakikaten Levent abi müzisyenlerle inanılmaz bir bağı vardı. İnanılmaz yani oyuncularla da belki öyle. Müziğe karşı ayrı bir şey. Ben size bir orkestra sayayım şimdi. Bütün izleyiciler de baksın. Geriye düşündeki orkestrayı sayacağım. Gürül Ağırbaş, Erkan Oğur, Ozan Doğulu, Cem Aksel. Yani öyle acayip Tahsin Endersoy, Aydın Karabulut falan, Cem Erman falan. İnanılmaz. Biz de say. Ya biz de varız da yani. Gerçekten ve Levent abi müziğe o kadar düşkündü ki ve çok iyi kulağı vardı ve çok güzel Türk sanat müziği söylerdi. Evet. Gerçekten çok özel bir insandı. İşte bilmiyorum ya. Ben hep şey derim. O biraz plastiktir ya oyunculuğunda. Hı. Bence ruhu da plastik onun. Yani inanılmaz kaba girip çıkan bir adam. Evet, yani. Evet. Aa, enteresan bir yani tarif. Kabı dolduruyor. Çok güzel. Çünkü biz bardak görüyoruz ya da sürahi görüyoruz. Sürahi biçimi görüyoruz. Hayır. Sürahinin içindeki havayı, yani oksijeni bilmiyoruz. Sürahinin içi biçim alır. O plastiği orasıdır, içini hava alır. Havanın kalıbıdır sürahi aslında. Yani evet. Levent abi öyle bir tipti yani. Çok cevval. olur lan yürüyelim falan diyen ama bir yerden tırsan ama kendi kendine onun içinde tolere eden bir adamdı Levent abi. Hiç umutsuzluğa kapıldığını görmedim ben Levent abinin ya. Sevgili Levent abi burada. Evet. Bir şey bu İrem Derici geleceğiz şimdi. İrem Derici ha. Mest Of Gündoğarken ismi. Nedir o? Ya bizim Mest Of Gündoğarken 1997 yılında yaptığımız Gündoğarken şarkılarını yeniden düzenlediğimiz. Ben bunu buradan öğrendim şu anda. Hmm. Bilmiyordum ya. Hazırlıksız geldin. Tabii ben ne bileyim. O zaman biz hazırlıklı yakalandık, sen hazırlıksız soru sordun yani bize. Gel adım Mazlum Hüri. Lütfen. Hayır. Bir dakika o isim nasıl bulundu bir defa onu söyleyeyim. Sonra da anlatayım. Orası. Mest Of ne lan? Şimdi bak nasıl bulundu abiciğim. Şimdi biz 93 yılında bir ayrılık yaşadık amcayla. Evet. Sonra da bir firma dedi ki kardeşim bir araya gelin. Güzel şarkılarınız var. Bunları bir araya toplayın. Bir best of albümü yapalım en iyilerden. Tamam dedik. Bu arada da bizi Yunanlı müzik adamı diyeceğim ben. Prodüktör belki nasıl ifade edilirse o. Nikiforos Meteksas'la tanıştırdılar. O işin prodüktörlüğünü, stüdyo aşamasındaki çalışmalarını o yönlendirecek. Biz de çok memnun olduk tabii. Yani iyi olur. Bizim için de yeni bir kandır falan diye. Ve adadaki evine gidip geliyoruz provalar için. Nikiforos'un adada oturuyordu o zaman. Bu gidiş gelişlerinden bir tanesinde amca bana dedi ki ya dedi şimdi best of herkes best of ne olsun bu albümün adı dedi. Ben de o zamanlar vapurda bira falan içiliyordu. Tabii canım. Bira içiyorum. Ama inanarak söylemedim çok açıkça. Sana da itiraf ediyorum. Mest of olsun dedim. Mest of olsun. O çok güzel isim dedi. Ama hakikaten çok güzel isim. Kaynak budur isim. Mest of abi yani. Çok güzel isim gerçekten çok güzel. İrem Derici onu kullandı. İrem Derici zaten bizim bir arkadaşımızın kızı. Yani ben şunu beklerdim. Yani tabii ki böyle biz artık onlar bizim çocuklarımız. Yani bizden bir önceki kuşak, sonraki kuşak. En azından bir izin almasını beklerdik. Yani böyle bir şey yapıyoruz Burhan abi. Yani çünkü bizim müziğimize uygun bir şey Mest Of lafı. Yani Akdeniz, gitarlar, müzikler yani şimdi bir... Hayır bir de mest olmuş etmiş şarkılar var yani Gündoğarken'in hakikaten şimdi yani. Geçmişine baktığınız zaman bunda da şey olmayalım. Alçak gözlük yapmayalım. Evet. Boran'ın söylediği çok doğru bir şey var burada. Ben buna iki isim katarak bunu doğrulamaya çalışırım. Bir Mustafa Alabora, iki rahmetli Savaş Dinçer. Yani ikisi de bir şey anlatırken bir hikaye, bir fıkrayı. Ya Mazlum'dan aldığım bir fıkrayı anlatacağım diye. Evet. Ya Buran'dan bir fıkra duydum, onu anlatacağım. Onun telifini ödüyor orada. Evet, yeter. Evet, aynen öyle. Zaten bizim beklediğimiz maddi değil ki teliflediğiniz şey. Manevi yanı çok daha önemli. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu güzel bir telif hikayesi anlatayım mı? Anlat. Hayatımdaki en güzel telif hikayesidir bu. Nazım Hikmet Vakfı kuruluyordu yıllar evvel. Tarık falan koşturuyor hepimiz işte para bulunacak falan. Ve para çıkışmıyor yani. Vakıf kurulacak ama para yok ortada. Rahmetli Levent Kırca geldi. Biz de Arif abi, Arif Keski der, ben, Salih Turan, ressam falan oturuyoruz böyle. Çiçek'in barındaki, mutfak tarafındaki barda oturuyoruz böyle, yer masası. Sohbetler, Nevzat bir anda geldi. Arif abi dedi ki, kardeş dedi, vakfa para lazım bir salma yaptık, sana dedi 5.000 lira düşündü, tamam mı? Arif abi şimdi 5.000 lira o zaman. Abi dedi ki, sanlı diye bir şey söyledi, çocuklar şey dedi ki, git orada 15.000 lira alın gelin bana dedi, tamam mı? Bahsebeden. Nevzat bir tuhaf oldu. O 5.000 lira aldı lan. Bu ne lan? 5.000 lira lan dedi. 15.000 lira. Ne? O zaman dedi adamın şiirleriyle o kadar güzel hayat yaşadım sevgililerim oldu ki telif ödeyeyim anasını satayım. Arif kesinlikle telif edin abi. Çok güzel ya. Çok güzel. Çok güzel. Neydi be o çiçek bar, çiçek bar. Şimdi Arif abi deyince çiçek bar. Of. Geçen oturduk Arif abiyle işte şeyde Demirciköy'de. Gittik otogöle sohbet ettik biraz muhabbet. Ya üzüyor ya. Abi de Arif abi gördüğün zaman da Türkiye tarihini görü gibi oluyorsun yani. Aydın'ın güzü görüyorsun başka bir şey yok. Bir giderdik hatırlasana bir masada Tarık Akan, işte Rutkay Aziz oturuyor. Bir masada Atıf Yılmaz, Yaşar Kemal ya inanılmaz Zeki Ökten, bir şey. Şerif Gören, Bülent Kayabaş, Kutay yani Gökdüz, Hale Soygazi. Gerçekten inanılmaz bir yerdi ve de hep böyle bir de tabii hani artist olmaya meraklı genç erkekler, genç kadınlar da oraya gelir. Barda böyle otururlardı hep böyle hani ben keşfedilmeyi beklerlerdi. İşte beni görmeye ya da Buran'ı görmeye birisi gelir ya, seni görmeye birisi gelir oraya. Olsun diyoruz Cafer gelsin. Şimdi onları görüyor diyor ki, bunları tanıyor musun? Şimdi onları tanıdığımızı biz de farkında değiliz ya. O tanıyor musun lan bunları gece bunlar deyince farkında. He lan işte tanıyor ya. Tarık'ın çok güzel şeyi vardı şu. Atlet buradan çıkardı ya. Ne yapıyorsun ya? Başka bir şeydi ya orası yani. Yine hala aynı şeyi yok mekan olarak duruyor aynı şekilde. Yok. Değil mi? Değiştirdiler mi? Tavanı demişler başka bir şey. Namık'cığım nasılsın? İyi ya. Sorulara devam edeceğiz. Biz daldık böyle kendi aramızdaki sorulara. Yok zaten hep oluyor böyle şeyler de. Hayır Namık abi. Lan bir de bana sorun lan diye. Ben ortak yaşadığınız sohbet olduğu için ben bölmek istemedim orayı da. Uzun zamandır görüşmedik. Evet. Hakikaten. Bizim sayemizde biraz da fırsat oluyor. Dostlarla buluşma fırsatı. Yok pandeminin böyle faydaları da oldu yani. Uzun zamandır görüşmedik. Forumdan sonra konuşacağız. Bu hani biraz önce de bahsettik ya. Olacak o kadar projesi nasıl oldu? Sözler sizde nasıl etki yarattı da nasıl yazdınız bunları? Şimdi Levent Kırca ile biz Olacak o kadardan önce bir televizyon programı yapıyorduk. Şimdi adı neydi? Bu yarış başka yarış. Bu yarış başka yarış. Televizyon programı yapıyorduk. Evet. Dur, hatta şimdi orada çıkıp böyle... Evet onların kayıtları yani ufak ufak skeçlerde de yer alıyorduk. Gökhan sonra... sen ne kadar gençtin o zaman. Evet. Tabii ben fazla mı konuştum? Yanlış mı? Yani izin istesem. Ya bu bilmez bizimkiler 120'den aşağı gitmez. O bizi yaşlı zannediyor. Eyvallah. Sonra o program bitti. Biz konserlerimize falan devam ediyorduk. Levent Kırca yine böyle bir programdan bahsetti. İşte Olacak o kadar diye bir televizyon programı yapacağız falan diye. Ama biz de jeneriğinden falan hiç bahsetmedi. Müzik yapın falan diye. Yani biz de zannettik ki orada skeçler oynayacağız. Yine orada konuya göre müzikler yapacağız falan diye düşündük. Sonra bir gün amcayı aramış. Demiş ki İlhan yarına bu şarkı lazım. Aynen. Ne şarkısı abi demiş. Olacak o kadar filan. Abi demiş nasıl yarına lazım yani sözler mözler böyle nasıl olacak? Sen yaparsın deyip kapatmış. Amca diyor ki 15 dakika içinde yaptığım şarkı. Öz ve müzik 15 dakika içinde ortaya çıkmış. Biz de bilmiyorduk. Ertesi gün bizi çağırdı amca. Stüdyoya gideceğiz, kayıt yapacağız. Ne kaydı? Olacak kadar diye bir şarkı yaptım. Kaydı. Aslında evvelden yani birbirimize bir şeyler söylerdik. Biz bu şarkıyı yaptık. Bak sözleri böyle filan diye. Evet. Şimdi bu biraz emrivaki gibi oldu. Hatta ben de stüdyoya giderken düşündüm. Allah şimdi nasıl bir şarkı? Sözleri nasıl? Stüdyoya bir girdim. Yani amca dedim. Böyle kaygılarım vardı ama mükemmel bir şarkı yapmışsın. Bir de diyorsun ki 15 dakikada bence bu 15 dakikanın ürünü değil. 172 yılında başlamıştı amca. Yani 25 yılın ürünü. Yani ama Levent abi tabii yani bunu rica ile söylemiyor telefonda. Tabii emrederek. Emir de değil yani. Bunu ya yaparsınız ya da ben sizin diye. Yani. Ya ki var şunu diyelim işte yani. Yani şunu belirtmem lazım. Tam yerine geldi manzara evet, koyduk evet. İşte onun gibi. İlhan abinin yani amcanın sözleri gibi bir şey bulamazsın abi. O nasıl söz yazan? Evet ya. Tam yine rast geldi manzara koydu. İnanılmaz söz bulan söz çok. Yani şarkılar. Çoğu yani, şarkı. Hemen hele, bütün şarkılarında öyle. Ben şey derim. Film müziği yaptığım için oradan gelirim ben. Yani film müziğini şöyle anlatıyorum. Diyorum ki müzik, film müziği dediği zaman ele eldiven giydirmek gibi bir şey. Yani film bir eldir. Müzik onu giyecek. Yaşa. Onu oturacaksın başka bir şey. Söz ve müzik dediğin zaman abi İlhan abi. Tabii canım. Ulan bu kadar bir şey. Basitin ucuz olmadığını, ne kadar zor olduğunu kanıtlayanlardan birisi değil. Evet, gerçekten öyle. Küçük bir melodiyi ama alır götürürsün yerde yine orada sözler. Şimdi Vedat'ın çok güzel bir tanımı vardır. Vedat Sakman. Sakman'ın mı? Vedat. Baba, vay baba ya nasılsın? Vedat'cığım. Vedat abi ya. Vedat'ın çok güzel bir sözü vardır Vedat abi. İlan. Sıkıdır sözle. Ki Vedat abi şiir beslemekte çok sıkıdır. Tabii canım tabii ya. O nasıl bir ayrılıkta sevdaya dahil falan olacak iş değil. Falan. Yani. Ama İlhan abinin sözleri cuk oturtması yerine tabii. Hece, tümce, atraksiyon, çok güzel ya. O zaman bir esere daha gidelim mi orada? Yani bir şarkı söyletmek için mi yaptınız? Tezgahı hazırlıyoruz önce. Tezgahı önce hazırlıyoruz. Yoksa bitmez program. Levent abiden çok bahsettik. Evet. Onu hatırlamamak, anlamak olmaz. Yeri çok farklı zaten. Evet. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada biri dilimiz sürçerse affola. Tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Arada biri dilimiz sürçerse affola. Tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak. Olacak o kadar. Ah ah. Efkarlandım şimdi, çok güzel bir şarkı söyleyeceğim. Özellikle mazlum için bu şarkıyı söylüyorum. Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de içtiğim sigaranın dumanısın. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Sanki hiç gitmemiş hep var gibi, bir sır herkesten saklar gibi, sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden aklar gibi, koparmadan çiçek koklar gibi, hiç bozulmamış yasaklar gibi yanımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Ağzınıza sağlık. Elinize sağlık. Sağ olun. Ya bir şey söyleyeyim. Sizden şarkıları dinleyince şöyle bir duygu oluşuyor bende. Yani zamanı eskitmeden eskiten. Nasıl anlatırım onu? Eskitmeden eskiten. Hala kendini yenileyen. Yani şöyle söyleyeyim. Teknoloji dediğimiz şey var ya, teknoloji. Teknolojiye direnen şarkılar var aslında. Ne yaparsan yap, his, duygu, insan. Ya bizim şimdi şarkıların... İnsan yani, insan şey, yani. Mekanik değil ve dün de bugün de aynı şey geçiyor. Etkiliyor diyorsun. Şöyle bir durum var bence şarkılarımızla ilgili. Yani iyiliğinin kötülüğünü, beğenisini beğenmezsiniz tartışılır. Bu çok net. Yani müzik için öyle bir şey ama bence tartışılmayacak tek şey var, samimiyeti. Bana sorarsan yani biz hep o hissiyat. Yani biz hiçbir zaman bir şarkımızı hani bir albüme girsin, bunu dijital platformda satalım. Hiçbir şekilde öyle bir şey yapmadık. İçimizden geldi o şarkıları yapmak. Sonra onları bir şekilde CD olarak, kaset olarak, plak olarak ya da dijital ortamda. Ama ben uyandım artık. Ben uyandım artık. Neye uyandın? Ben uyandım artık. Dijital ortamda satsın diye yapacağım şarkıları. Kimle yapacaksın? Tek başına herhalde. Ben ondan sonra seninle bir şey konuşalım. Seninle de bir şey var mı? Bak. Ama şöyle bir şey var. Bazımın da kafası çok çalışır ha ticarette. Bak ben sana söyleyeyim. Yani pili var. Aman bulaşma öyle bir şey olursa bulaşma. Ticarette var ya. Benimle yürüp atarsın, rahatlarsın. Ben de. Ya para bak şimdi. Babamın bir lafı vardı Gökhan. Babam derdi ki mazlum, kuruş duruşu bozar. Muhteşemdir. Ne kuruş duruşu bozar. Yani para diyor. Ama lira bozmayı biliyor. Ben kuruştan azıyor bence. Bir de bana diyorsun ya kimi yapacaksın. Babam kuruş diyordur, lira demedi ama ya. O zamanlar hala euro, dolar falan. Her an bozulabilir diyorsun. Kuruşlar çok değerli diyorsun ya. Kuruş. Var mı? Evet. Ama Boran'ın söylediğine yürekten katılıyorum. O samimiyet var ya, şuradan geçiyor. O samimiyet de nereden geliyor? Ben müzikal yapısına baktığım zaman söylüyorum. Kendi içimde barışıklığım oradan kullanıyorum. Basiti yakalamak zordur. Evet. Önemli olan basiti yakalamak. Çünkü zor olan basittir. Evet. Zoru yakalarsın. Ulan dondurun introsu, şusu, busu falan. Zorla ki o zor. Lan uğraşma lan. Şimdi biz 3 perde ya da 4 perde oyun oynardık balede. Yani atıyorum şimdi Kuğu Gölü. Budur yani. Tema bu. Ama 3 perde. Evet. Şu altın şarkı olsun. Çok güzel bir örnek verdin. Basiti yakalıyor. Evet. Çok güzel örnek. Akılda kalan odur. Ennio Morricone bir zamanlar Amerika falan. Bir tema yakalıyorsun. Onu salıyorsun. O samimiyet nereden geçiyor? Basiti yakalıyorsun. O kadar çok zor ki basiti yakalamak. Ya bir şeyi zorladığın zaman samimiyet zaten ortadan kalkıyor. Yani o yüzden de... Adı üstüne zorluyorsun. Adı üstüne zorluyorsun. Zorlama lan! Fikret Kızılok'un rahmetli enteresan bir şeyi vardı. Bu konuda bir görüşü vardı. Hani mesela şarkıları söylerken, kelimeleri bölerken de... Mesela hiçbir zaman derdi, atıyorum bir şey... Yürüyorum demezsin derdi. Yani yürüyorum dersin derdi. Yani bunu yani söz yazarken, bulurken... veya onu melodiye dönüştürürken de böyle olması gerektiğini söylerdi Fikret abi. Ben katılıyorum yani %100. Hani bazıları o kelimeleri bölmek falan, o prozodi falan çok önemli bizler için hakikaten. Çünkü biz bence müziğe başladığımızdaki en önemli şey kitap sevgimiz diyebilirim neredeyse. Yani. Okumak, sinema sevgimiz, yani bunlar bence bir şarkı üreten, beste yapacak insanlar için çok önemli. Bizdeki müzisyenlerin en büyük handikapı o sadece müzikle ilgililer. Yani donanımı aldıktan sonra diyorsun, müzikle yani yapmak lazım. Yani niye? Çünkü sadece müzik konuşuyorsun. Yani film, sinema konuşuyorsun, konuşan çok az kişi var. Kitap, edebiyat konuşuyorsun, yok sadece müzik. Tamam, müzik hayatımızda tabii ki çok önemli. Ama bu sanatlar arası disiplinler de çok önemli. Yani ben müzisyenlerin Türkiye'deki en büyük eksikliğini o görüyorum. Başka alanları neredeyse yok saymaları olarak görüyorum. Daha ağır bir şey söyleyeyim. Yani bu 15-20 sene evveline kadar gidelim. Unkapan, İmekçe. Müzikten anlayan kaç yapımcı sayabilirim. Ya da müzik dinleyip de film çeken kaç yönetmen vardı? Yani oradan mı bak yani? Evet. Abi sanat, müzik bir sanat sayıda. Sanat eserlerine ürün olarak bakınca, sadece ürün olarak bakınca hiç ne yazık ki kuru bir ticaretten öteye gitmiyor yani. Bunu savunurum. Müziği tüm sanatlara karşı ilahi kılan 2 unsuru var. Müzikte var bir tek sanat olarak. 2 unsur bir tek müzikte var. O 2 unsurdan dolayı tüm sanatlara kendini ilahi kılıyor. Dominant kılıyor kendini ilahi. Ne o? Göremezsin, dokunamazsın. Evet. Bu bir tek müzikte var. Evet. Tüm sanatların tamamını ya görürsün ya dokunursun. Evet. Ama müziği göremezsin, dokunamazsın. Evet. Bu yüzden kendini ilahi atar. Bir de bir şey söyleyeyim. Tüm sanatlara destek verip hiçbir sanattan destek almayan tek sanat da müzik. Niye diğer sanatlardan... Çok güzel bir örnek ver. Neden mesela? Filmi müzik diyebiliyorsun. Ya da müziği... Ama şunu yapıyoruz biz. Mesela müziğimizi resim çektiğimiz diyalı gösterilerimiz vardı. O senin tercihin. Başka bir şey. Şartı yok o. Evet, şartı yok. Bir de bir şey söyleyeyim. Ben bunu Yaşar Kemal'le, Yaşar dayıyla tartıştığımda Çiçek vardı ki... Öyle bir şey olur lan. Kuru diyor. Roman da öyledir. Dayı dedim. Roman da öyledir ama... Müziğin şöyle bir inadı da var. Şartı var dedim romana karşı. Dedim ki sen yaz. Ben okuyorum. Sen yazıyorsun, ben okuyorum. Dedim ki ben yazayım, sen okusana. Nasıl diyor? Ben not yazayım, sen oku. Şart koşar. Müzik şart koşar. Sen beni de yemek yapmışsın. Ama çok doğru. Ama müzik der ki beni okuyacaksan müziği bilmen lazım, nota bilmen lazım. Çok doğru. Benim roman okumam için romancı olmam gerekmiyor. Tabii okuma yazma yeterli değil mi? Doğru. Başka bir şey yok. Şeyde mesela ben hep yıllarca bu video kliplere çok karşı çıktım. Niye karşı çıktığımı söyleyeyim. Müzik dinlediğimiz zaman hepimizde ayrı bir görsellik canlanabilir kafamızda. Bir klip yayınladığımız zaman hepimiz o şarkıyla o klibi özdeşleştiriyoruz ve bütün hayal dünyamız bir yani yönetmenin çektiği bir şeyle sınırlı kalıyor. Onun için ben yıllarca yani klipleri hiçbir zaman çok sıcak bakmadım. Ancak hani sahne performansı olursa sıcak baktım. Hani o çünkü bir şekilde etkilemiyordu. Bir şey anlatıyor değil yani. Evet. Ya bu şey gibi okuduğun kitap var ya, mesela kitaptan uyarlanması falan çok tehlikeli. Çok zordur tabii abi. Neden? Çünkü ben o kitap okurken kendi filmi çekiyorum zaten. Tabii. Kadın bahçeden gidiyor, kapıyı açılıyor. Sen kafana göre o kapıyı lacivert gülüyorsun, bahçeyi işliyorsun. Aynen öyle. Sen objeleri yaşıyorsun. Burada bir tane Selvi var, burada bir tane leylak var, zambak var. Bir şey kuruyorsun. Kafanda bir film çekiyorsun. Öyle okuyorsun onu. O filmi yani romandan uyarlanmış film izlerken de kafandaki filmle örtüşmediği zaman müthiş handikaplısı gitti yani. Fakat bununla ilgili çok bir tane örnek var. Çok birebir örtüşen Siesta. Siesta biliyor değil mi? Siesta Miles Davis'in Marcus Miller'la müziklerini yaptığı kitabı ve filmi. Değil mi mesela? Acayip mesela benim için bir numara derseniz ben o filmi gösteririm. Siesta'yı. Hem müziğiyle mesela hem hiç olmamış kitaplar vardır film olarak. Bir de bir şey bir zamanlar şey vardı, Kelebek vardı ya bir zamanlar. Evet. Dustin Hoffman'ın Kelebek mesela tam uyaramadı o. Bir hiç yanıltmadı beni. Evet. Evet. Aynı şey çıkıyor. Bazı öyle filmler var. Doktor Zhivago da öyleydi aslında. Evet. Bir de onun müziği. Evet. Beton olduk. Babalar da öyleydi. Baba şeydi öyle. Bir şey soracağım. Müzik konu dağılıyor. Şey geliyor aklıma, bu pandemi sürecinde hepimiz evde kaldık bir şey oldu. Sizi destekleyen, kendinizi eklediğiniz ya da kendi geliştirdiğiniz, sizi etkileyen bir şey oldu mu pandemi sürecinde? Ya ben az çok piyano çalmayı öğrendim, bir de kurgu programı öğrendim. Piyanoya mı başladın? Gerçekten piyanoya başladım. Gökhan'cığım nasılsın? İyi, iyi. Ama gerçekten öyle. Vallahi. evet yani kendi şarkılarımı çalabiliyorum, piyanoyla beste yapabiliyorum artık. Ama orada kaldık, kendi şarkılarımı O kadar zaten. Yok, bana ders verir hale bile geldi. Yani bir Rahmaninov falan çalacağımı beklemeyin yani. Ama bir de kurgu programı öğrendim. Ondan da çok mutluyum. Çünkü zaten hala fotoğrafçılıkla çok ilgim var. Ben bir dönem sinema televizyon okudum. Evet. Ses Hayat dergilerine muhabirlik falan, fotoromanlar falan çektim Namık bir dönem. Evet. Onun için çok meraklıydım. Gökhan da bilir. Kurgu programını da öğrendim. Yani çünkü şey olmuyor yani bir şarkı yapma isteği olmuyor abi çok pandemide. Yani çünkü o sıkışmışlık isteği, özgürlüğün kısıtlanması isteği çok kötü. Yani. İlk zamanlarda oldu bende mesela 15-20 gün. Gaza geldim falan. Sonra yani hakikaten o özgürlüğün kısıtlanma hissi... Yapmak için gibi hissediyorsun kendini o zaman. Evet. Ama ben bu arada dizi film repertuarım acayip arttı benim mesela. Ben de şu oldu mesela. Eksiğimi gördüm. Ulan ne kadar eksikmişim dedim ben. Yok rica ederim. Yani okumadığımı anladım, izlemediğimi anladım, dinlemediğimi anladım, görmediğimi anladım. Yani bana katan oydu yani. Bana çok şey kattı. Niye? Eksiğimi gördüm. Ben eksiğim. Daha ne olsun abi? Onu gördüm. Katkı mı olur yani? Çok güzel bir şey. Senden bir soru bekliyorum. Neyse ya burada şey var ha. Hayranlarınızdan aldığınız en tuhaf iltifat nedir? En tuhaf iltifat. Ne diyeyim? Hayranımız var mı diye düşünüyorum. O kadar tuhaf hayran oldu mu diye. Yani. Yani soru enteresan. Tuhaf. Ya, yani aslında tuhaf olan yani hayran mı değil mi de bilmiyorum ama mesela abi hayvan gibi müzik yapıyorsunuz. Şimdi bu iyi mi kötü mü? Değil mi yani? Ya aslan derse güzel oluyor, eşek gibi derse kötü oluyor gibi. Vay be abi. Benimle ilgili çok yıllar önce Bodrum Mavi'de çalarken Amerika'da yaşayan bir Türk kızı çok beğenmişti müziğimizi. Ondan sonra şimdi kız herhalde bir Amerika'daki starla bizi kıyasladı o anda Mavi'de çalarken. Sonra bana dedi ki nerede kalıyorsunuz dedi. Pansiyonda dedi. Tamam mı? Pansiyona nasıl gidiyorsunuz dedi. Yürüyerek dedim. Sizi parçalamıyorlar mı? Şimdi herhalde onun kafasında herhalde o yıllarda Michael Jackson var. Çünkü bizi de çok beğendi müziğimizi. Yok dedim parçaları. Bizde ondan çok var. Sıra bulamıyorlar ya. Değer mi? Sadece o var benim aklıma gelen. Güzelmiş. Parçala Behçet diye filmden vardı sen bilirsin. Ben niye biliyorum onu? Niye? Bizim paydaşların hepsi bilir canım onu. Ne? Bizi parçalayan bir eser daha dinleyelim mi? Son şarkım olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Bir kere çok teşekkürler. Rica ederim. Aşk olsun. Hoş geldiniz. Sefa ve baş tacısınız. Sağ olun. Ayaklarınıza sağ olasın. Özlemimizi giderdik. Arkadaşlarımızı gördük. Uzun zamandır bir araya gelmemiştik. İyi ki oldu bu. Bak sebep olduk. Ondan sonra bize sebep oldu. Ondan sonra şöyle bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki ondan sonra böyle oldu derken bu böyleyi Ceyhanlı Namık'ın masasına devrediyoruz. Ben ayrılıyorum aranızdan. Ama hoş geldiniz diyorum. Bir dahaki sefer başka dostlarla da hep beraber buluşacağız. Sevgiyle ve bizi parçalayan bir eserle de sizi... Enteresan bir şarkı çalalım. Hem de... Abartma. Yok sansüre uğrayan bir şarkımızda en son yaptığı, abimin yaptığı sözlerini ben Gökhan ve Emre Aysever'in yazdı. Emre mi yazdı? Beraber yazdık. Şimdi çok güzel. Şimdi bak ondan sonra lafı çok güzel. Evet, Nereden Nereye lafı çok güzel. Bazen olur öyle bizim yaptığımız bir gösteri var. Çok güzel. Olacak o kadar çok güzel. Evet. Biz ondan sonra şöyle koyduk. Büyüklerimiz, devletimiz, hükümetimiz neyse. Bizi ondan sonra yasakladılar ya bir şey. Hep ondan sonra yok. Dedi ki bizi ondan sonra başlarız. Abi biz öyle derin anlamı var ki. Cuma günleri ondan sonra başlıyoruz. Çok güzel. Bir mantığı da var yani. Tamam o zaman ne yapalım söyleyelim mi? Ondan sonra siz ne söylersiniz? İşte şimdi birazdan söyleyeceğiz işte. Haydi hep beraber dinliyoruz. Evet. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Son, iki, üç. Nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye geldik biz? Nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye gidiyoruz? Nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye geldik biz? Nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye gidiyoruz? Henüz cep telefonu yoktu hayatımızda. Akan sular bu kadar bulanmamıştı. Bir kahvenin 40 yıllık hatırı vardı harbiden. Hiçbir zaman mertlik bu kadar bozulmamıştı. Nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye geldik biz? Nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye gidiyoruz? Nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye geldik biz? Nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye gidiyoruz? Bin odalı saraylar yoktu hayatımızda. Yandaş medya henüz var olmamıştı. Her gün gelen zamlarla belimiz bükülürken hiçbir zaman bu kadar pişkin olunmamıştı. Nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye geldik biz? Nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye gidiyoruz? Nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye geldik biz? Nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye gidiyoruz? Evet, Ceyhanlı Namık'ın dükkanına hoş geldiniz. Gökhan oğlum, ben bu dükkandan bak bir şey çıkacak, ben sana söyleyeyim. Ben, bir şey var, ben yok, korkuyorum. Yok, bu dükkandan her zaman neşe çıkar, hiç korkmayın. Ne dükkanı bu? Namın, Ceyhanlı Namık'ın dükkanı. Ceyhanlı Namık'ın evde. Evet. Herhalde oğlum. Yani, o zaman ben bir... Bizim kendimize has sorularımız var. Bir ödüm su var. Ben var ya, ben Ceyhan'da kuşçular var değil mi? Olmaz mı? Horozcular da var. Ben belgeselini izledim de acayip kuşçular var abi. Motora binen böyle yatan adamlar falan, çocuklar var. Otobanda falan diyorsun değil mi? Burhan, ertelemeye çalışıyorsun ama sorular elbet gelecek yani. O yüzden bence hiç zorlama. İşten önce gelsin de. Peki Namık, Ceyhan'a gitsek senin selamını söylesek bizi alırlar değil mi? İçeri girebiliyoruz yani. Ya, her Türk vatandaşı Ceyhan'a girebiliyor mu? Girer, ne demek ya? Tamam, onu... Soruyu ben Namık soracağım. Ben onu evet yanımı sıkıştırıyorum ben. Isınmaya çalışıyor, dükkanı ısınmaya çalışıyor, ben anladım onu. Şimdi bizim programın bir de, yani bu masanın daha doğrusu şöyle bir şeyi var. Bunlar konsept diyorlar da, racon diyelim yani. Evet. 5 tane sorumuz var. Bu 5 sorudan bir tanesine cevap vermeme hakkınız var. Cevap evet. Vermediğiniz zaman da burada bir tane şöyle bir... Tavuğumuz var. Bunu sallayıp bırakıyoruz. Cevap vermeden pas geçeceksiniz yani. Tamam. Bir soruya pas geçme hakkımız var. Peki bir de şu yalan cevap verme durumumuz var. Sorulara yalan cevap verebilir miyiz? Yoksa hepsi doğru mu olmak zorunda? Valla onu takipçileriniz anlar zaten. Peki tamam. Tamam. Gökhan sana yakın dursun o ördek. Evet. Bilmiyorum artık. Ben pek soruda da sallayacağım bunu. Eyvah ya. Bizim tavuk zilli oldu gitti o zaman şimdi. Evet başlıyoruz. Hadi bakalım. Programımızın da adı olarak bu. Ondan sonra hayatım değişti dediğiniz olay nedir? Abi bu soruları niye böyle zor hazırlıyorsunuz? Bu ne? Valla tavuk orada. Öyle bir şey varsa daha arkasından 5 tane daha soru var yani ona göre. Ondan sonra hayatımızda ne değişiklik oldu diyoruz. Ondan sonra hayatım değişti dediğin bir olay yaşadın mı? Evet, evet yaşadım. Bu sokağa çıkma yasaklarından sonra bütün gece hayatımız, bütün arkadaşlarla muhabbetimiz, meyhane hayatımız, rakı hayatımız, maalesef bar hayatımız sona erdi. Bunu yaşadım ben. Ya bu yaşa kadar hiç yaşamadın, sadece bu pandemide mi yaşadın bunu? Evet. Tamam, bunu kabul ettik. Ondan sonra aa, çok önemli. Evet. 10. yaş günümde babam bana bir gitar hediye etmişti. 10. yaş gününde. Evet. Ondan sonra hayatımda ciddi değişiklikler oldu. En güzel. Abimin cevabı daha güzel. Onu izleyici takdir edecek. Evet. Abi seni tebrik ediyorum Gökhan. Bu gerçek bir şey olduğu için. Doğru söylüyorsun. Ben tam soruyu kavrayamamışım. Yani sen bunu söyleyince... Ama sen saate taktın. Evet, saate taktığım için... Sabah 10 mu, akşam 10 mu? Evet. PM mi, EM mi desem... 22'den sonra demiyoruz, ondan sonra. Ondan sonra diyorsun. Şimdi Ceyhanlı Namık'a PM mi, EM mi desek yüzümüze bakacak yani. Yok abi yok, öyle bana teknik sorular sormayın. O zaman tavuğu ben öttürürüm. Devam edelim Namık Bey. Ver, yolla gelsin abi. Geliyor, ikincisi geliyor. Misafirlikte başınıza gelen en utanç verici şey. En utanç verici şey mi? Peki, peki. Misafirlikte... Ama sen hakikaten Namık işin suyunu çıkardın ya. Ha, ya şu, bu işin şu, ne? Şu. Sen söyle, ne? Çocuk yaşlardaydım. Bir misafirliğe gitmiştik. Hep öyle olur ya, belki çoğu çocuğun başına gelmiştir bu iş. Pastalar, börekler vardı falan böyle. Canınız çekiyor. Sorarlar. Oğlum aç mısın? Değil misin? Yok yok. Anneniz babanız müdahale eder. Yok yok. O aç değil. Aslında açsınızdır, onu söyleyememekten utanç duymuştum. Evet. Buyur. Ben de yine ufakken bir hapşırdığım zaman ağzımdan çıkan bir şeyin masaya yapışması. Evet, o da utandırır. Burhan keşke öttürseydin şunu ya. Ama abi çocukken dedim, ne yapayım ya, böyle yani. Birazcık sulara ara veririz bu arada, ne yapalım. Burada yapma ha, gözünü seveyim, kapatacak bir şey de yok. Geldik 3'e. Evet. Ya ben de bu sorudan gıcık alıyorum ama soracağım mecbur. Çılgın bir bilim adamısınız. Evet. Para ve etik sorunu olmasaydı hangi bilimsel deneyle uğraşırdınız? Ya ben aslında yani olsa da olmuş müzisyenlerin beynini anlamak isterdim. Gerçekten. Neyini anlamadım? Müzisyenlerin beynini anlamak isterdim. Uf, onu ben de anlamak isterdim ya. Üreten müzisyen dedim, çalan müzisyen. Evet. Gerçekten öyle yani. Mesela ben o kategorideyken yani virtüözlerden bahsediyorum aslında baktığınızda. Oğlum parmak piyano çalıyor. Herkes piyano çalıyor da sen nasıl farklı çalıyorsun? Bir de ayaklarını da kullanıyorlar değil mi? Yani evet. Sen gitar çalıyorsun da yani o gitarı nasıl çalıyorsun? Nefesli sazları çözmek diyorsun. Yani virtüözlerin beynini aslında evet çözmek isterdim. Bir de bu büyük orkestrasyonlar yapan kompozitörlerin hakikaten beynini. Yani onlara bir onları anlamak isterdim açıkçası. Burada bu zalim hep kurnazlık yapıyor. Önce sen veriyorsun, cevabı düşünüyor şimdi. Yok yok, ben hemen, ben çünkü insanlardaki şiddet genini yok etmeye çalışıyorum. Çok güzel. Ya ne oldu Namık? Vallahi çok güzel, çok beğendim. Kaldım mı öyle? Benim söylediklerimden buraya vardım çünkü müzik bunu yapıyor insanlar değil mi? Gökhan lütfen ya, bir şeyde lütfen kendi kendime karar vermiş olayım. Her şeyde abimsin diye yani. Yol göstermedin. Ya öyle deyince benim aklıma da ne geldi? Bu Down sendromlu çocuklarda bu kötülük geni yokmuş biliyor musun? Aa bilmiyorum, yok. Ve inanç geni, kötülük geni, yani bir kötülük yapmak gibi içlerinden bir şey gelmiyormuş. Bir gün zalim bir vekil ne dedi biliyor musun? Bunlar dedi ateist dedi. Yani bunu söyleyecek kadar ne diyeyim ya işte. Yani İşte ben mesela o vekilin de tamamen beynini almak yani dedim ya o zaten geni... beyin olsa o lafı söylemezdi hocam. Tabii ki de. Evet Namık'cığım devam edelim, evet, hadi bakalım. Vallahi... Tamam Gökhan şimdi ben cevap veriyorum. Açıldın sen ha. Tamam sen karışma. Bundan sonra kaç soru kaldı? 2 soru. 2 tane. Sor Namık'cığım bana sor. Yedek de yaparım hiç kafamı. Sor kardeşim sor ya, böyle laf söylüyor sanki biz. Bunlarda da çene sağlam çıktı ha. 4'e geldik. Sosyal medyadan direkt masana. Sana gelen en tuhaf mesaj nedir? Sosyal medyadan. Sosyal medyadan? Ya abi yani o kadar çok tuhaf şeyler geliyor ki ya. Bir tanesini söyleyeceğim. Şimdi tam şeyi tabii ki hatırlamıyorum yani birebir şeyi de. Ama mesela bana çok hemen şunu söyleyeyim. Gökhan şu daha yeni dün geldi, onun için de aklımda. Ben amca Gökhan'ın olduğu bir fotoğraf var. Sosyal medyada biri paylaşmış. Ankara'dan abim geldi albümün kaset kapağı. Tamam mı? Beni tanıyorlar, amcayı tanıyorlar, abimi Erol Evgin zanneden bir mesaj geldi. Ama benziyor ha, yalan yok. Dedi ki Erol Evgin'in ne işi var? Ben de yazdım Grup Gündoğarken 1983 yılında İlhan Buran, Gökhan Şeşen tarafından kuruldu. En soldaki benim, ortadaki amca, sağdaki de Gökhan Şeşen. Erol Evgin'in konumuzla alakası yok. Bana evet en tuhaf gelen mesaj bu. Peki şimdi affedersin bir şey soracağım. Kaç yılında çekilmiş o fotoğraf? 1900 kaç yılı? 93 falandır o. Öyle hani mi? Var ya fotoğrafımız şapkalı falan sen Ankara'dan abim geldi. Şapkalı olunca o fotoğraf. O fotoğraf Ankara'dan abim geldi fotoğrafı. Çok benziyorum tabii orada Erol Evgin'e ya. Hakikaten çok haklısınız. Yani bana gelen bu, ona sor şimdi. Evet. Aynı soru senin için de geçerli. Yok bak yapma. Şu ana kadar başarılı gidiyoruz. Şu tavuğu bize şey yapma, layık görme. Ver bir cevap. Yalan da olsa ver bir cevap. Hayır yalan yok. Bizde yalan yok. Valla takipçilerin yakalar, ondan sonra yorumlara yazarlar. Ben sana söyleyeyim. Burası Ceyhanlı Namık'ın yeri ya. Ha, öyle, böyle şaşırtan değil diyeceğim de bu Facebook'ta oldu. Böyle arkadaşlık istekleri falan geliyor. Ben genelde hani kabul ediyorum falan. Son zamanlarda artık başka şeyler olmaya başladı. Birini kabul ediyorum. Sonra bakıyorum başka bir paylaşım yapmış falan. Onları sonra hani yok etmeye çalışıyorum. Bir mesaj geldi. Fotoğraf böyle 7-8 yaşlarında bir çocuğun fotoğrafı gerçekten. Şimdi öyle olunca bir de şimdi basıyorum hani o şeyde çıkıyor ya fotoğraf, bakıyorsunuz görüyorsunuz hakikaten nerede yaşıyor? İstanbul'da yaşıyor. İşte hakikaten yaşı o yaş, neyse yaşıyor. Çözüyorsun orada. Kabul edeyim dedim, ettim. Sonra mesaj geldi. Gökhan abi çok teşekkür ederim beni arkadaşlar kabul ettiğiniz için. Ben şu yaşında şuyum. Müziklerinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu mu yani? Evet ama şimdi 7-8 yaşında bir çocuk bizim müziklerimizi nasıl sever? Gerçekten 7-8 yaşlarında. Evet. Mutlu etmişsin, ne güzel ya. Şuna geleceğim. Yani buna şaşırıyorsun sen değil mi? İzmir'deki olay neydi? Anlat. Ben mi anlatayım onu? Yani lafı uzattım belki. Ya estağfurullah. Biz konsere gitmiştik. Şimdi tabii 83 yılında kurulmuş bir grubun dinleyici kesimi bellidir. Değil mi? Tabii. Tamam, bellidir. Hayatta kaldıysa eğer. Dinleyici mi? Evet, dinleyici. Dinleyiciler her zaman var. Biz de varız yani. Biz de efendim bir barda şarkılarımız çaldık. Ön tarafta bir kızcağız oturuyor 17 yaşlarında falan böyle. Sonra konser bittikten sonra kulise geldi. Bize tanışmak istemiş falan. Şimdi tabii şarkıları da bir de söylüyor yani. Hani şeyde açıp da bakmıyor. Bazı da olur ya böyle Google'dan şarkı sözlerinde falan öyle dedi. Burhan sonra merak etti. Ya sen bizim dedi şarkılarımızı nereden biliyorsun? Dedemden dedi. Evet, dedemden dedi gerçekten. 3 nesildir Burhan. Evet. 3 nesildir şarkılarımızı dinleyenler var, o zaman devam. Devam edelim. 4. soru. Son soru. Gökhan'cığım, son soruya geldik. Valla bir öttürmek için bir tane ek soru sorabilirim. Abi yani öttürmeyeceğiz ya. Tamam, öttürmeyeceksen ya. Cevap verirsin baba ya. Sor bakayım son soruyu. Şimdiye kadar aldığınız en kötü hediye nedir? Buyur. Olmuştur mutlaka ya. Şimdiye kadar al. Ya ben hemen cevap, hediyenin kötüsü olmaz ya. Hediyedir yani. Ne bileyim valla böyle cevap vermek geldi içimden. Hani şimdiye kadar aldığım... Çevir kazı yanmasın değil ama hakikaten böyle ya. Şimdiye kadar aldığım en kötü hediye maalesef şu. Ben sigara içmiyorum. Ama ekonomik durumu iyi olan bir arkadaşım bana inanılmaz bir çakmak hediye etti. Ve de hediye olduğu için kimseye veremiyorum. Evimde duruyor ama çakmak kullanamıyorum. Yani kötü denmez tabii ki buna ama hiç işime yaramayan bir hediye ama satsam köşeye dönerim. Bunu biliyorum. Böyle kalite bir şey diyorsun yani. Çok kaliteli, gerçekten söylüyorum. Ama tabii ki satmayacağım. Duracak öyle ama hiçbir şekilde kullanmayacağım. Sigara başladığında kullanırsın. Sigaraya başlayalım. Ya sen bu saatten sonra ne başlayacak yani? Bak hala yaşın kaç? Ya bu yaştan sonra ne sigara? Ben mazlum muyum lan? Mazlum gibi bir şey yapayım yani. Ben akıllı var. Hiçbir şeye başlamak için yaş değildir. Ama Gökhan tavuğu öttüremedik. Bırakmak için de öttürelim. Yok. Öttürmedik, bırak. Hayvanı rahat bırak ya. Pardon, şöyle düzeltelim. Ya ben işte söyledim hakikaten hediyenin kötüsü. Yani öyle bir kötü hediye aldığımda hatırlamıyorum. Hani parasız zamanlarda böyle cüzdan hediye ediyorlar ya, insanın biraz canını sıkıyor tabii. Yani ondan bahsediyorsunuz. İçi dolu getirsin, nereye getirsin. Hadi bakın 7'ye geldik ya. Harbiden çene sağlam bunlarda ya. 7'ye geldik. Siz öttürene kadar mı soracaksınız? Bu güzel. Eskişehirli olduğunuzu biliyoruz. Evet. Eskişehirli olduğunu söylemeden hareketlerinle veya küçük bir kelimeyle nasıl kendini Eskişehirli olduğunu ispat edersin? Bu ne? Anlamadık biz onu. Hamam diyor herhalde. Hamam be baba ya. Hamam ya. Soyunmam mı lazım hamam için yani? Allah Allah ya. Birader ya diyor ya. Birader Bursa'da da var hamam. Yani bana da var yani. Sen Hatay'da hamamı var. Sen yap. Bir dakika dur bana laf söyle. Sen yap peki. Evet, nasıl ispat edersin Eskişehirli olduğunu? Abi konuşmak serbest mi? Hayır işte. Konuşmak Eskişehirli demeyeceğim. Ama konuşmak serbest ama Eskişehirli olduğumu söylemeyeceğim değil mi? Evet. Ki. Eski. Çok güzel. Oldu mu? Oldu abi. Hadi o zaman. Hadi. Evet dostlar, programımızda böyle güzel dostlarla geçirdik. Hoşça kalın, dostça kalın. Hepimizin yolu açık olsun.